Türkiye'nin gündemine dönelim. Günlerdir Diyarbakır'dan kayıp Narin'den gelecek iyi bir haber beklerken soruşturmada bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni bir isim gözaltına alındı. Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü'den şimdi son bilgi alacağız. Rabia, nedir elindeki bilgiler? Evet, Narin'i arama kurtarma çalışmalarının 11. günündeyiz ve senin de söylediğin gibi yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in amcası Tavşantepe Köyü muhtarı gözaltına alındı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındığını biliyoruz. Bizler de dakikalar önce aldık bu yeni sıcak gelişme ve sizlere tekrardan aktarmış olalım. 8 yaşındaki Narin'in 11. gününde de arama çalışmaları devam ediyor ve sıcak gelişme dakikalar önce elimize ulaştı. Narin'in amcası Tavşantepe Mahallesi muhtarı gözaltına alındığını söyleyelim. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda en son 21 Ağustos'ta Tavşantepe İlkokulunun köşesindeki kameraya yansımıştı Narin'in son görüntüsü 15.15'te ve o gün bugündür Narin'den ne yazık ki bir haber alınamıyor. Gönüllülerle birlikte 2000'e yakın personel Narin'i 11 gündür Tavşantepe Mahallesi'nde ve dışında didik didik arıyor. Yine günlük rutin ifadelerin alındığını söyleyelim. Hem merkezde hem de koordinasyon merkezine çevrilmiş olan Tavşantepe İlkokulu'nda bugün öğle 15 civarında İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in de buraya geleceğini biliyoruz. Tabii bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Gözler artık orada, henüz bilgi verilmiş değil. Ancak yine açıklama yapılırsa biz de Haber Global ekranlarında bu açıklamalara yer vermiş olacağız. Ancak sıcak gelişmeyi yine tekrarlayalım. Narin'in amcası, 8 yaşındaki Narin'in amcası, aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı gözaltına alındı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda çok çok sıcak bir gelişme. Daha önce de abinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını biliyoruz. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamaları sonrası tüm gözler Tavşantepe Mahallesi'ne çevrilmişti. Çember daraldı. Elimizde deliller, ifadeler var demişti. Sonuca çok çok yaklaştık demişti Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve işte o umutlandıran gelişme sonrası yaşanan 11. gününde yaşanan sıcak gelişme yine sizlerle paylaşmış olalım. Narin'in amcası Tavşantepe Köyü Mahallesi muhtarı gözaltına alındı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda tabii arama çalışma faaliyetleri de yine yürütülüyor. 11. günde de ilk sabahın ilk ışıkları ile birlikte yine jandarma ekipleri AFAD'la birlikte, JAK ekipleriyle birlikte hem mahallede hem de mahallenin dışında kalan 16 kilometrelik alanda yine bir tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Hem havadan dronlar ve helikopterler destek veriyor bu arama çalışmalarına, hem de karadan personeller destek veriyor. Yine dereler, göletler, su kuyuları aranıyor. Yine tandırlara kadar, samanlıklara kadar, metruk binalara kadar arama çalışmaları yürütülüyor. Dün aile tabii ki yine köye geldi. Cuma namazı kılınmıştı. Ancak tabii ne aile ne de mahalleli basına bir demeç vermek istemedi. Ve yine sıcak gelişmeyi tekrarlayacak olursak, Narin'in amcası Tavşantepe Köyü Mahallesi muhtarı gözaltına alındı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda 15.15'te hemen arkamdaki ilkokulun köşesindeki kameraya yansımıştı Narin. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu için camiye gitmişti ve camiden 4 kuzeniyle birlikte çıkarak işte o okulun köşesindeki kameraların kadrajına yansımıştı 15.15'te ve sol tarafa patikaya doğru evi var o patikanın sonunda. Oraya doğru çıkmıştı Narin ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Narin'in son görüntüsü de oydu. O günden bugüne tam 11 gün geçti. Narin'in de okuduğu Tavşantepe İlkokulu'nda bir koordinasyon merkezi kuruldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde işte jandarma ekipleri hem ifade almayı da orada sürdürüyor hem de zaman zaman toplantılar gerçekleştiriyorlar ve yine yapılan alınan kararlar doğrultusunda hem köye hem de köyün dışına açılarak arama tarama faaliyetlerini hem evde hem de tarlalarda alanlarda gerçekleştiriyorlar diyelim. Bugün bölge oldukça sıcak gelişmelerin yaşanacağı anlara şahitlik edecek bence. Çünkü Münir Karaloğlu'nun da bir
açıklama yapmasını bekliyoruz. Saat 15 civarında AFAD Başkanı ile birlikte bu noktaya gelecek. Hem çalışmalarla ilgili bilgi alacak hem de tabii ki bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı bizler de sizlere buradan aktarmış olacağız. Narini arama çalışmalarında artık 11. güne girdik. Jandarma ekipleri faaliyetlerine devam ediyor. Hem köy içinde hem de köyün dışında sıcak gelişmeyi de tekrarlayacak olursak elde edilen yeni deliller doğrultusunda Narin'in amcası, Tavşantepe Mahallesi muhtarı gözaltına alındı. Bizler de yaşanacak olan herhangi bir sıcak gelişmeyi sizlere aktarmış olacağız.